اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق Sallu ala Resulina Muhammed. Allahümme sallu ala şefi'i zunubina Muhammed. sallu ala tabibi kulubina ve kurrat a'inina Muhammed. Yüce Rabbimiz cümlemizi, analarımızı, babalarımızı, dua bekleyen bütün Müslüman kardeşlerimizi affı mağfiret eylesin. Allah Celle Celaluhu Dünyada da ahirette de güzel yerlere gelmemizi nasip eylesin. İyilikler nasip eylesin. Şerlerden, kötülüklerden uzak eylesin. Evlatlarımızı, neslimizi, zürriyetimizi, damatlarımızı, gelinlerimizi de çok hayırlı eylesin. Onlarla dünyada ahirette gülebilmeyi nasip eylesin. Amin. 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 Değerli kardeşlerim, bugün 6 Cemazel Ahir 1444 ve miladi olarak da 29 Aralık 2022. Rabbimiz hepimize hayırlı uzun ömürler ihsan eylesin, faydalı olmayı nasip eylesin ve insanlara her zaman için iyilikler yapabilmeyi nasip eylesin, kötülüklerden, insanlar özellikle zarar vermekten kul hakkına girmekten Rabbim hepimizi muhafaza eylesin. Amin, amin, amin. Bugün sizlerle Allahü Teala Celle Celaluhu nasıl insana değer verir? İnsanın hangi özelliklerinle Cenab-ı Hak Celle Celaluhu yakından ilgilenir? Bununla alakalı bir ders yapacağız inşallah. Malumunuz dünya hayatında insanların her zaman için öncelikli insanlardan bekledikleri, gördükleri şeyler parası, makamı, güzel, yakışıklı olması, iyi bir şekilde giyinmesidir. Fakat Allah'ımız Celle Celaluhu ise insanın özellikle kalbine nazar ediyor. Yani kalbine bakıyor Allahü Teala Celle Celaluhu. O kalpteki samimiyete bakıyor, ihlasa bakıyor, takvaya bakıyor. Sonra da yaptığımız amellerimize bakıyor. İnsanoğlu farklı yönlerimizi değerlendiriyor. Allah'ımız ise Celle Celaluhu bizim özellikle iç dünyamızla ilgili neredeyiz, nasılız diye bu gönderimize değer veriyor. Dostlar güzel insanlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyorlar. İnna Allaha la ينظر إلى صوركم وأموالكم. Walakin ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. Yani anlamı Allah Teala Celle Celaluhu sizin yüzlerinize ve mallarınıza değil kalplerinize ve amellerinize bakar buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için e biz dışarıya karşı görüntümüzü güzel yapmayacağız mı? Tabii ki yapacağız. Yani tabii ki insanların karşısında pejmurde, böyle efendim bitkin, kıyafetine dikkat etmeyen efendim bir şekilde olamayız. Çünkü bir Müslümanız, kendimize ait olan bir duruşumuz var, bir kalitemiz var. Fakat bunlarla aşırı bir şekilde meşgul olup da ahiretimizi, Allah'a karşı olan yakınlığımızı ihmal edemeyiz. Bir de kalplerimize efendim bakmalıyız, nazar etmeliyiz. Öyle ya, insanoğlunun İnsanoğlunun bir sureti var, bir de sireti var. Suret dışarıya yansıyan kısım. Siret içteki olgu. İçerideki olgumuzla ilgilendiğimiz zaman o zaten dışarıya da yansıyacak. Allahu Teala Celle Celaluhu bundaki o güzelliği efendim insanlara bildirecek. İnsanlarla olan ilişkilerimiz daha samimi olacak. Dolayısıyla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifade buyurmuş olduğu şekilde diyor ki bize Rabbiniz birdir. Babanız birdir. Adem aleyhisselamı kast ederek Adem aleyhisselamdan hepimiz geldik. Yukarıdan aşağıya doğru. Onun için diyor bize Efendimiz aleyhisselatü vesselam Arap'ın aceme yani Arap olmayana acemin de araba Beyazın siyaha, siyahın beyaza üstünlüğü yoktur. Yani üstünlüğünüzü böyle efendim, ben Arap'ım, Peygamber de Arap'tı, Kur'an Arapça gelmişti, dolayısıyla ben daha üstünüm falan, bu şekilde bakmayın diyor Allah'ın Allah Resulü. Sallallahu aleyhi ve sellem. Veya, beyaz olan efendim, tenli kimselere de sesleniyor. Sizde, Arap olan kimseleri, kınamayın. Çünkü rengini beğenmiyorsun, boyacıyı mı beğenmiyorsun? Boyayan Allah, rengi veren Allah Celle Celaluhu. Sen bu noktada sakın sataşma, sakın ileri geri konuşma. Sakın ileri geri konuşma. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında aslanlar gibi efendim ezanı Muhammedi okuyan ve çok büyük derecelere çıkmış olan hatta bir tık ötede Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Miraç'tan geldiği zaman Ya Bilal, Ya Bilal sen ne amel işliyorsun ki cennete girdiğimde her yerde senin takınyanın sesini duydum. Senin efendim ayak seslerini duydum diye böyle müjde vermişti. Kime? Habeşli Bilal. Yani yüzü simsiyah efendim Afrika taraflarından gelmiş Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gönlünü vermiş, din-i bin İslam'a efendim hayatını vakfetmiş ve kölelik zamanında Allah bir dediği için işkencelere maruz kalmış olan Bilal. Bir sürü bizim böyle efendim onun derecesine çıkamayacağımız Bilal. Dolayısıyla Allah'ımız Celle Celaluhu'nun vermiş olduğu değer insanın amelidir insanın kalbidir İnsan o efendim temiz iç dünyasıdır Hz. Bilal radıyallahu anh'ın e, kıyafeti bizim gibi değildi biz günde belki 3 sefer kıyafetlerimizi değiştirebiliyoruz ama iç dünyamıza bir soralım ben bugün ne yaptım Allah için Allah ile bağlantım nasıl Allah'ın sevgili kulu olabiliyor muyum mesela Mevlamız Hucurat suresinin 13. ayetinde Hucurat 13. Lütfen orayı dikkate alalım. Cenab-ı Hak Cilaluhu hepimize sesleniyor. Ya eyyühen ey insanlar, inna halaknakum min zekerin ve unsa. Sizi bir kadın, bir erkekten, bir dişi, bir erkekten yarattık. Yani Adem Aleyhisselam ve Havva Validemizle beraber yukarıdan aşağıya geliyor insanoğlu. Peki bu insanoğlunun böyle efendim kabilelere ayrılması, değişik efendim ırklara ayrılması, renklere ayrılması, dillere ayrılması. buna hepsi bir tarafa Rabbimiz buyuruyor ki ayet-i cellede inne ekremekum indallahi etkakum. Allah katında en değerli olanınız makbul olanınız Allahu Teala'daki makbuliyet makamı takva olmadır. Takva olanınızdır buyuruyor. Allah'ta en çok korkanınızdır buyuruyor. Rabbim o korkuyu, o kendisine saygıyı, kendisine yakınlaşmayı nasip eylesin. Hepimize yardım eylesin. Yani şu dünya hayatında efendim nefsimize uyuyoruz ve dışarıya efendim bakıyoruz. Dolayısıyla bu dışarının etkisinden ötürü Allahü Teala'ya dönüp de Ya Rabbi sen benden ne istiyorsun diye soramıyoruz. Ama hep insanlar aklımızda beğenir mi, nasıl görür beni, ne der bana vesairesi desinler, 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 görsünler, kabul etsinler. Ya allah Teala Celle Celaluhu ile olan bağlantımızı ne zaman kuracağız yani? Allah hepimizi affeylesin. Şu uzun günler, efendim geceler hepsi bizim için verilen imkanlar. Bakıyorsunuz efendim insan, Allahü Teala Celle yakınlık için şöyle bir tesbihini günde en azından ben 10 dakikamızı alacak bir şey söylüyorum size. Fazla da değil yani. 100 kere tövbe istiğfar etsek, estağfurullah desek bir buçuk dakikamızı alır. 100 kere la ilahe illallah desek bir buçuk dakikamızı alır. 100 kere Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed desek yine bir buçuk iki dakikamızı alır. Allah aşkına şunları böyle bir topladığımız zaman Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun huzuruna çıktığımızda şu beş vakit namazımızı kılmaya devam etsek yani Allah ile bağlantımızı kursak ne kaybederiz? Kazanacağız, kazanırız da yani. Bilal-i Habeşi radıyallahu anh allah Teala'ya teslimiyetinden o kalbinin güzelliğinden efendim ta cennetteki her makam ulaşacak bir şekilde bir derece yaptı. Bizim şimdi şu dünyadaki bakışımıza hep dereceler olarak dünyalık kazanayım. Aman yavrum işte üniversiteye dikkat et girmen lazım. Üniversitede şu okul okuman lazım vesaire. Hatta bazı anneler babalar insan şaşıyor kalıyor. Aman dikkat edelim. Aziz dinleyenlerim, kardeşlerim, ablalarım, efendim güzel insanlar. Yani çocuğunuz üniversite okuyacağı zaman onları hangi okula gönderdiğinize dikkat edin. Özellikle özellikle söylüyorum. Kız çocuklarınızı bulunmuş olduğunuz ilin dışına çıkartmayın. İlin dışına çıkartmayın. Yurtlara vermeyin. Kendi evinizden gidip gelsin. Takip edin. Takip etmemiz lazım. Hele yurt dışına insanlar gönderiyor çocuklarını. Erkek olsun, bayan olsun, kız olsun fark etmez. Acaba orada ne alacak? Kimlerle beraber olacak? Yani kafalar, beyinler zehirlenecek. Bir sürü şeyler, sıkıntılar gelecek beraberinde. Sonra diyeceğiz ki biz çocuğumuzu tanıyamadık. Tabi tanıyamazsın. Allah Celle Cale'ye bize gerçekten bu noktada daha dikkatli olmayı, iyi bir anne, iyi bir baba olmayı ve emanet verilen yavrularımızı Allah'ımıza güzel bir şekilde teslim etmeyi. Ya Rabbi biraz zorlandım, çırpındım, efendim yaşlandım, hastalandım ama Ya Rabbi Namazına dikkat ettim, örtüsüne dikkat ettim, kendisine dikkat ettim, huzuruna böyle sapa sağlam getirdim diyerek imanını koruyarak götürebilmeyi nasip eylesin. Aziz kardeşlerim, insan bu dünya hayatında maalesef maalesef hep dışarıya bakıyor. Fakat Allah'ımız Celle Celaluhu iç oluşa bakıyor. Dolayısıyla kalıplarımız değil, kalplerimiz süslenmeli. Kalıplarımız değil, kalplerimiz süslenmeli. Kalplerimizi süslemek için de insanın en azından Allahü Teala Celle Celaluhu'ya günlük olarak belli bir zikiri yapması lazım. Çünkü o kalbinin süslenmesi neye bağlıdır? Yani evinize eşyası olarak koltuklar alıyorsunuz, kanepeler alıyorsunuz, efendim vazolar alıyorsunuz, büfeler alıyorsunuz ama işte kalbinize ne alacaksınız süs olarak? O kalbin de temizlenmesi, kalbin efendim orada süslenmesi Allahu Teala Celle Celle yakınlıkla, zikirle mümkündür. Cenab-ı Hak Celle, Celle ne buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de? Ela haberiniz olsun, haberiniz olsun ey insanlar, ey müminler, Müslümanlar. Bi tatmayın tatmainnul kulub. Kalplerin huzur bulması, kalplerin süslenmesi, kalplerin efendim kalitesi Allah'ın zikriyle mümkündür. Allah'ı zikretmek lazım. Allah'ı hatırlamak lazım. Allah ile beraber olduğu insan unutmayacak. Her yerde, her zaman için. İttakillâ hayt mâ Daha önceki derslerimizde söylemiştik. Üç altın kuraldan bir tanesi. Nerede olursan ol, Allah-u Teala unutma. Allah ile beraber olduğunu unutma. Allah'a saygıyı unutma. Allah'tan korkuyu unutma. Evet. Tekrar dersimize dönecek olursak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize diyor ki Allah Teala Celle Celaluhu sadece kendi rızası için yapılan ibadetleri kabul eder. Başkasını kabul etmez diyor. Aman ya Rabbi dikkat edelim. Nesai hadis kitabına geçiyor bu hadis-i şerif. Diğerleri de Müslim hadis kitabına geçti. Tabarani'de geçti. Şimdiki olan ise son hadis şerfimizi söylemiş olalım. Buyuruyor ki Allah Teala sadece kendi rızası için yapılan ibadetleri, amelleri kabul eder, başkasının değil. Yani bir insana bir yardım yaptın, bir hastaya ziyarete gittin, bir akrabaya efendim gittin, oturdun, akraba ziyareti yaptın. Efendim annenin elini öptün veya herhangi bir şekilde bir yerde bir Kur'an okudun. Hacısı, hocası hepimiz bu noktada bu imtihandayız. Allah Celle Celaluhu desinler için değil, kendi rızası için yapmayı nasip eylesin. O kalplerimizi kontrol etmek lazım. Kalplerimizi kontrol etmemiz lazım. Allah için mi yapıyorum, insanlar için mi yapıyorum? İnsanlar desinler için mi yapıyorum? Bu çok önem arz ediyor. Şöyle kendimizi tekrar bir test edelim. İç dünyamıza bakalım. İhlasımıza, samimiyetimize bakalım. Allah Celle Celaluhu din-i İslam'da samimi olanların ibadetlerini, kendi zası için yapılanları kabul ediyor. Efendim amellerimizi ona göre kontrol edelim. Bazen böyle yakışıklı yakışıklı Kur'an okursun. Bazen yakışıklı yakışıklı sohbet edersin. Bazen yakışıklı yakışıklı efendim yardım yaparsın falan ama eğer buradakiler efendim desinler için olursa, riya için olursa, gösteriş için olursa eyvah! Eyvah ki eyvah. Hep korkarız yani. Daha efendim bugün yine bir hoca arkadaşımızla konuştum. Yani dedim ki efendim Allah'ın huzuruna gittiğimiz zaman Allahü Teala Celle bize derse ki siz e, dünyadaki amellerinizi insanlar güzel konuşuyor, güzel okuyor değsin diye yaptınız. Ve size bunlar da söylendi. Buraya bir şey kalmadı De, dediğinde bizim halimiz ne olur? Ya Rabbi hepimizi koru Ya Rabbi. Elimizden tut Allah'ım. Bizimize bırakma, nefsimize bırakma. Şeytana uydurma, Uydurma ya Rabbi. Amin. Sübhane Rabbil Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi ahir ve akıbetlerimizi hayreyle. Her türlü kazadan, beladan, depremden, afattan muhafaza eyle. Ya Rabbi 29 Aralık'a gelmişiz. Aralık ayında sular, karlar efendim olması gerekir. Ama bahardan havalar yaşıyoruz. Allah'ım bize dargın mısın bilemiyoruz. Bu kadar günahlarımız var. Affet bizi. Rahmetinle muamele et. Yağmurlar yağdır. Barajlarımızı sularla doldur. Ve Ya Rabbi verdiğin imkanlarda da senin yolunda değerlendirmeyi nasip eyle. Ya Rabbi bizi affeyle. Bizi affeyle. Bizim yaramazlıklarımıza bakma Ya Rabbi. Allah'ım daha iyi kullar olmayı nasip et bize ya Rabbi toparlanmayı nasip et Allah'ım Amin, amin, amin. Ölmüşlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Analarımız, babalarımız, ahireti gidenlerimiz cümle ölmüşlerimize rahmet eyle. Kabirlen nur makamlarını cennet eyle. Allah'ım bize de arkamızdan dua edecek hayırlı evlatlar, hayırlı arkadaşlar, cemaatler nasip eyle. Evlatlarımızın neslimizi çok hayırlı eyle. Damatlarımızı gelinlerimize hayırlı eyle. Hepsinin beş vakit namaz kılmaları nasip eyle. Allah'ım harama helale dikkat etmeyi ve Asla ve asla bir lokma olsun haram lokma bize yedirme. Çocuklarımıza, neslimize yedirme ya Rabbi. Helal lokmalar nasip eyle ya Rabbi. Güzel ahlak nasip eyle ya Rabbi. Allah'ın güzel ahlak nasip eyle. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakından nasip eyle. Önderimiz, liderimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nasıl yaşadıysa güzel bir şekilde bizi de öyle yaşat ve bizden razı ol ya Rabbi. Son nefeste iman, Kur'an, selametliği nasip eyle, şehadet nasip eyle. Kabrimize girerken cennet vahşesine girer gibi girebilmeyi nasip eyle. Yarın mahşer günde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatiyle ya Rabbi sırat köprüsünden şimşek gibi geçmeyi ve ilkrenlerle beraber cennetine dahil olmayı, cemalinde doya doya seyredebilmeyi hepimize, analarımıza, babalarımıza, aile bireylerimize, çocuklarımıza, neslimiz, zürriyetimize, hocalarımıza, dua bekleyen kardeşlerimize, amin diyen kardeşlerimize nasip et ya Rabbi. Amin, amin, amin. Doğu Türkistan'a yardım eyle, İslam alemin yardım eyle, ülkemize yardım eyle. Kafirlere, zalimlere, hainlere fırsat verme. Oyunlarını başlarını çevir ya Rabbim. Allah'ım istikametten ayırma. Allah'ım istikametten ayırma. Kalbimizi temizle, kalbimize takva nasip eyle. Kalb takvamızı arttır ya Rabbi. Sana karşı olan saygımızı arttır ya Rabbi. Sevgimizi arttır ya Rabbi. İbadetlere karşı olan isteğimizi arttır ya Rabbi. Heyecanımızı arttır ya Rabbi. İbadet etmeyen kimselere, evlatlarımız varsa namaz abdestsiz. Onlar da tövbe nasip eyle, ibadet nasip et ya Rabbi. Evlerimizde Kur'an sesleri olsun, namaza kalkma sesleri olsun, abdest alma sesleri olsun. Onların heyecanı olsun ya Rabbi. Amin, amin, amin. Dualarımızı da kabul eyle ya Rabbi. Subhanallah ve bihamdihi. Subhaneke ve bihamdike. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfirüke ve Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Subhan rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Selamun aleyhi المسلين والحمد لله Rabbil Aziz dinleyenlerim, değerli kardeşlerim, bir şey hatırlatacağım, bitirdim, bitiriyorum. Ee, malumunuz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, "Men teşebbühe bir kavmin fehuve minhum. Kim bir kavme benzerse onlardandır. Kim bir kavme topluluğa benzerse onlardandır. Dolayısıyla Cumartesi günü iki gün sonra akşamında yılbaşı denilen Hristiyanlara ait bizimle alakası olmayan bir gece kutlamasında biz asla bulunmayız. Bulunamayız daha doğrusu. İmanımız müsaade etmez ona. Çocuklarımıza da bunu söyleyelim. Etrafımıza da söyleyelim. Efendim her gece yattığımız gibi yatalım. Sabah erkenle kalkalım teheccüdümüze ve Cenab-ı Hak günahlarımızın bağışlamasını temenni edelim. Bugüne kadar yaptığımız ne varsa elimizle, dilimizle, gözümüzle, ayağımızla, içimizle, dışımızla, büyük küçük bütün günahlarımızı Rabbimiz affı mağfiret eylesin. Ve Ya Rabbi bize yanlışlar yaptırma, sevmediğin işleri yaptırma Allah'ım diye dua ediyoruz. Dua edelim inşallah. Bir de e, bir de milli piyango denilen kumar, kumar yani haram olan bir şeyi asla ne alalım, ne aldırtalım ve efendim alan kimseye de söyleyelim. Daha o günün çekimi olmadan hemen Allah rızası için ben ne yaptım desin, tövbe etsin ve yırtsın onu, çöpe atsın. Onun efendim gününü de beklemesin. Allah size böyle yaparsa onu da bizi de affeder inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Diğer derslerimizi görüşmek üzere. Allah'a emanet olun efendim. El Fatiha.